Sevgili kadınlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben başta bu akşam bizlerle birlikte olan sizler olmak üzere ülkemizde ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Ve bugün münasebetiyle elbette kadınlarımızı ilgilendiren konuları, sorunları belki daha çok vurguyla ele aldığımız, konuştuğumuz gün ama muhakkak her anlamlı güne konu olan veya o günü anlamlı kılan meseleleri sadece o güne has kılmamak ve aslında bunları sürekli gündemde tutmak ve mümkünse de artık gündem olmaktan çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla ben de bu vesileyle cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında rollerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi yönündeki taleplerin, beklentilerin gönülden destekçisi olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve dediğim gibi bu sorunların artık tartışılmadığı, konuşulmadığı bir geleceği inşallah birlikte yaşamayı yürekten diliyorum. Ben zaten anlaşılacağı gibi erkekler olarak bugün azınlıktayız. Zaten bugünün doğası gereği de belki böyle olması gerekiyor. O yüzden aslında ben yarım ev sahibiyim. Kıymetli eşim aslında bu gecenin ev sahibi. Dolayısıyla sözü fazla uzatmadan tekrar hepinizin Kadınlar Günü'nü kutlayarak güzel, keyifli bir akşam diliyorum. Ve sözü kıymetli eşime bırakıyorum. Değerli konuklar, sevgili kadınlar, Frankfurt Başkonsolosluğu konutuna hoş geldiniz. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir yaşam özlemlerini dile getirmelerine vesile olan bugün de bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çağdaş değerleri benimsemiş, huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, yasalarda öngörüldüğü şekilde kadınları layık oldukları saygın yere taşımaktan geçmektedir. Nitekim bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi, o ülkenin kadın hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda kaydettiği ilerlemeyle de ölçülmektedir. Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma projesinin başlıca amaçlarından biri de Türk kadınının toplumsal, ekonomik ve siyasal hayattaki konumunun iyileştirilmesi olmuştur. Günümüzde artık Türk kadını toplumsal hayata etkin biçimde katılmakta ve bununla birlikte çalışan, üreten kadınların sayısı da her geçen gün hızla artmaktadır. Toplumumuzun temelini teşkil eden kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın çeşitli alanlarında aktif rol oynamaları son derece sevindiricidir. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde her alanda başarılı olmuş kadınlarımız vardır. Dışişleri Bakanlığı camiasının bir mensubu olarak ben de bir Türk kadını olmanın gururunu çeşitli ülkelerde yaşadım. Almanya'da yaşayan Türk kökenli kadınların geldiği noktadan da memnuniyet ve gurur duymakla beraber bunun daha ileriye taşınmasını umuyorum. Öte yandan tüm dünyada ve ülkemizde kadınların hala pek çok sorunu ve buna bağlı olarak atılması gereken önemli adımların olduğunu da hepimiz biliyoruz. Cinsiyet ayrımcılığı, aile içi şiddet, kadınların sosyal güvence ve eğitim imkanlarından yeterince faydalanamaması gibi olumsuzluklar 21. yüzyıl dünyasının başlıca problemleri arasındadır. Değerli konuklar, kadın annedir ve eştir. Ancak bütün bu rollerin ötesinde duyguları, düşünceleri, ümitleri, hayalleriyle kadın bir bireydir. Her fırsatta kadın sorunlarının birer insan hakkı sorunu olduğunun altını çizmeliyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sadece kadınların maruz kaldığı problemlerin gündeme getirilmesi değil, kanıksanmış olan kimi yanlışların, haksızlıkların tartışmaya açılması ve farkındalık yaratabilmesi için de çok önemli bir fırsattır. Biz
Bizler de başkonsolosluk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinlik düzenleyerek Frankfurt ve çevresindeki kadınlarımızı bir araya getirmeyi ve bu konulara dikkat çekmeyi istedik. Bu çerçevede etkinliğimizi onurlandıran siz sevgili konuklarımıza, bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen başkonsolosluk çalışanlarımıza, mini konserleriyle programımıza renk katacak olan Bayan Gonzales ve Zeynep Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınların sorunlarının değil, başarılarını konuşacağımız nice 8 Mart kutlamaları yapmak ümidiyle hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Yalnız burada mikrofonu bırakmıyorum. Daha doğrusu bir konuğumuza bırakacağım. Bugün Aho Kahraman Yıldırım aramızda. Onu Kartal Bebeğin annesi olarak biliyorsunuz. Bir yandan oğlu Yılmaz Kartal için, onun sağlığına kavuşabilmesi için mücadele verirken, diğer yandan da diğer evladı Lal için güçlü durmaya çalışıyor. Bu mücadelesiyle de çocukları hasta olan annelere örnek oluyor, umut oluyor, moral oluyor. Aynı zamanda Türkiye'de organ bağışının önemi hakkında farkındalık yaratıyor. Kendisiyle ilgili söylenecek çok şey var. Ama ben sözü fazla uzatmak istemeden böyle bir iki şey söylemesi için mikrofonu ona uzatmak istiyorum.